Ailenize mi? Mahallenizin en büyük kanalı. Hoş geldiniz. Hadi. Alemin ve ailenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizin ailenizle misafirim. Şimdi nereye getirdin bizi? Karahayita. Kırmızı suya. Kırmızı suya. Bakayım. Evet. Bakacağım ben. Bak. Şimdi bunun özelliği şeymiş. Pamukkale beyaz dedi. Bu kırmızı mı kahverengi mi? İşte kırmızı su deniyor. Kızıl su. Burası Pamukkale, travertenlerine yaklaşık 10 dakika ileride bir yer. Yakın yine, aynı yerdeyiz. Ama bu Karahayit diye geçiyor burası. Buranın Pamukkale'den özelliği, Pamukkale bembeyaz olurken bu biraz böyle kahverengili, sarımsı oluyormuş. Herhalde suyunun, toprağının işte biçimi daha farklıymış. Ben daha önce Pamukkale birkaç sefer gezmiştim ama buraya ilk defa geldim. Burası da tam olarak meydan dedikleri yer. Şimdi bu buraya getirilmediği doğal mı? Doğal. Bence değil ya. Sonradan geldi bu buraya. Doğal. Ama doğal. Nasıl bir anda buradan çıksın? Doğal, aşağıda bir de doğal kaynak suyu var. Suyun çıktığı yer. Buradan da çıkıyordu zamanında. Sanırım artık azaldı. Ama bu şekilde doğal burası. Vay be. Bu doğal, etrafını falan düzeltiyorlar. Buraya hemen bir meydan yapıyorlar. Etrafını şöyle çeviriyorlar. Güzel bir meydan. Organik, doğal. Ufak tefek dokunuşlarla, süslemelerle güzel bir güzel meydan olmuş. Yapıyorlar. Evet. Fışkiye medeniyettir. Tabii. Her zaman söylerim. Binlerce yıldır. Var. Şimdi buranın bir tane çarşısı var. Hemen sol tarafımızda kalıyor. Tamam. Çarşıda ilerleyip çarşının sonunda da asıl suyun çıktığı yer, kaynak dediğimiz yer var. Orada da Pamukkale gibi küçük küçük havuzlar var. Evet, orada yüzünü yıkayan kız buluyormuş arkadaşlar. O yüzden geldim. Keşke. Keşke. O kadar kötü durumum. Keşke. Buranın etrafında hep termal oteller var. Buraya hep sağlık turizmi için geliyorlar. Bu suyun işte kireçlere, kemik ağrılarına, bu tarz hastalıkları olan insanlara iyi geldiği, faydalı olduğu söyleniyor. Kaplıca gibi bir şey yani. Kaplıcalar. Hmm, güzel. Oteller de burada hep termal turizm olarak çalışır. Ama memleketin her yerinden bir şey fışkırıyor herhalde. Evet. Cidden ya. Hadi go babies. Go babies, go babies, go. Ben buranın adını ezberleyemedim. Karahayit. Karahayit'e geldik. Burada Karahayit'teki de en ilk çıktığımız noktaya geldik. Kaynağa geldik. Kaynağa geldik. Yakacağız kendimizi. İlk defa dokunacağız. Oha! Bu imkan yok. El ayak durmaz burada. Şu an dünyanın dibinden geri şuraya bir yere deneyelim ayağımı sokmayı. Bu arada burası şifalıymış. Kırıklardan mırıklardan sonrasında iyi geliyormuş. O yüzden ayağımı sokmaya geldik. Böyle bir şey ki çökemiyorsun. Çoraba çıkarmak da var. Ayak şişti iyice. Evet. Teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi unutma. Ama denemedik. Yanmayayım. Aa, olmaz. O da sıcak. Burada çok sıcak. Biraz daha. İmkanı yok durmaz. O zaman yukarıdaki odacıklara gidelim mi? Durar bence ya. Ha? Bak. Bak. Durmazmış. İmkanı yok. Ne yapacağız? Durması lazım. Bu ayak nasıl iyileşecek? İşte ben Tarkan mıyım gireceğim şeye? O filmi biliyor musun? Kemiklerini kırıyorlardı ya. Aynen. Oraya da bir bak. Ha, burası da bu. Buranın kaynağı da yukarıdan geliyor çünkü. Evet, sağ olsunuz. Yani burası normal. Yarım saat sonra koşarak ülke değiştireceğiz. Şifalı suymuş. Bak yeşil. Bu çamuru yüzüne falan sürüyor insanlar. Ne yapıyor? Yüzüne, vücuduna. Ayağına. Beyazlatıyor mu? Deri hastalıklarına falan da iyi geliyor çamur. Biraz sürüp bekletmen lazım. Bak şuralarda hala morluklar kalmış. Buradan bir tane vida, şuradan bir tane vida, galiba bir de buradan vida soktular. Şimdi bu normalde kemiğimizin dışında şey var ya, o sivri bir kemik var ya, bende o yok artık. Ne zamana kadar olacak ya da olmayacak bilmiyorum. Çok sıcak. Ama sıcak orası. Sıcak. Biraz bir keyfi gitmen lazım. Evleneceğim. Vermezlerse kaçacağım. Ben diyorum ayak oturuyor. Belki kısmetle açıyordur. Pamukkale'de de yüzümü yıkadım. Beyazlayayım, kız bulayım diye. Böyle hindili gezmeyelim. Şimdi bu da güzelleştiriyormuş. Oldu mu bu arada? Yay böyle burnunun etrafına yavaş. Ha, burnuna ne yapsak fayda etmez. Kaynağa inmek lazım bunun için. Koşman lazımdı ama sudan çıkınca. Ilıktı ya, ondan oldu. Ondan mı İşlemedi. Oldu?
Burada da kaynak olduğuna emin misin? Tabii bak, en yukarıdan bir su daha çıkıyor. Ha, gördüm. Tadı da bayağı böyle, ben içmiştim, kükürt gibi. Nasıl böyle ya? Şimdi bu biraz oğlum, koyu renk, ona rağmen içtin mi? Ben, evet, içireceğim şimdi, tamam. Tut bakalım. İçeceğiz mi bir de? Geliyorum. Gidiyorum. Hadi bismillah. Hadi. Aa! Abi nasıl girdi o ya? Bir daha alalım. Hazır kaynağından su. Biraz soğusun böyle içemedim. Tamam. Bu şifa değil, acı veriyor ya. Ben onu da içeyim hadi. Alttan üstten şifa. Çok içmem. Iş, ayağım yandı. Yalnız bu kötü kokuyor. Sen içtin mi bundan? Bak doğru söyle. Vallahi içtim. İçiliyor mu bu su? Vallahi abla ya, beni zehirleyecekler. Nereden doldurup içiyorsun? Şuradan mı kaynak? Ayaklarımızı da al. İçiyorum. Çok içmiyor sanki. Dur, ay sen git. Kuş içeceğim oraya. Şifa dedin ya. Şurada ya. Her şeyin fazlası var ama. Suya benzemiyor da neye benzediğini çözemedim. İlk defa denediğim bir şey gibi. İnşallah şifa verir. Aysu, gelin için. Normalde zaten benim de sıcak su tedavisi yapmam lazımdı bu kusura. Ya doktor söyledi. Evet, öyle bir şey var. Yani normalde fizik tedavi hareketi yapıyorum ya lastikle. Ondan önce bir 10 dakika sıcak suya koyuyoruz şimdi. Abi ne kadar ilginç şeyler ya. Suyun içinden şu an yerin altından ne çıktığı belli olmayan bir su çıkıyor. Bir yeri beyaz yapıyor, bir yeri kahverengi yapıyor. 20 metre ötesi, 10 kilometre ötesi bembeyazken burası sarı. Abi resmen cidden bu Pamukkale bölgesi Denizli. Burada Arapaşlı Kanyonu da vardı. Arapaşlı Kanyonu biraz uzakta ama size buraya şimdi bir videosunu ya da fotoğrafını bırakayım. Arapaşlı Kanyonu da gerçekten çok güzel bir yer. Ayrıca biliyorsunuz Pamukkale travertenlerini gezdik dün. Orası da inanılmaz. Yani dünyanın, yani zaten Türkiye deyince insanların aklına ilk Kapadokya ve Pamukkale diyor. Turistler nereye giderseniz gidin, bize hemen onları söylüyor. Dünya güzelliği resmen. Hani mükemmel yerler. Ayrıca burada çıkan, yani yapının, çıkmış yapının güzelliğinin haricinde bir de çıkan suyun şifalı olma değeri var. Ayrıca burada işte karadut, pekmez, işte bir sürü sebze meyve noktasında hani organik ve sağlıklı ve ünlü şeyler de var. Ondan sonra denizde ilginç bir coğrafya. Hani İç Anadolu ile Ege, Akdeniz arasında böyle benim için, en azından benim yorumda kesişim. Böyle biraz insanlar Ege'li gibi ama biraz da İç Anadolu'lu gibi. İnsanları da çok güzel. O yüzden burada normalde belki bir gün kalacaktım ama gezimi uzattım. Hem Muhammed'le Ayşe çok güzel bir elektrik oldu aramızda. Onlar da dünyayı gezmiş, görmüş insanlar. Yakın dönemlerde aynı coğrafyaları gezdik. Dediğim gibi Ayşe dünyayı geziyor. Çok güzel içerikler üretiyor. Onun YouTube linkini de, Instagram linkini de açıklamaya bırakayım. Şimdi tekrardan yakında bir ay sonra falan tekrardan yolları çıkacak. Dünya turuna devam edecek. Onu da takip etmenizi öneririm. Bir iki nokta daha var gezilecek, görülecek. Oldu. Şimdi Denizli'nin neyi meşhur? Kızı. Horozu. Tamam, senden kızını görelim, senden de horozunu görelim. Abi şimdi biz nereye çıktık bu arada? Hakikaten çok güzel bir yere çıktık. Seyir tepesine çıktık. Bütün tamam. Denizde ayaklarımızın altında olacak ama biraz daha. Aynen, manzara göstereceğiz. Burada da deniz horozları. Ötseler bekledik biraz ama ötmediler. Mesela horozun da cinsleri varmış. Bu demir kırı cinsiymiş. Bak siyah Arap mesela. O kadar siyah ki gözükmüyor. İçeride sanırım. İçeride. O diğeri de içeride. Ha, içeride mi de? Şimdi size horozları gösteremeyeceğim de göremedik bir türlü. Bizde her şey dernekleşiyor bak. Evet. Denizli kebabı hemen derdi. Kebapçılar derneği. Hemen derdi. Rengine göre isim vermişler baktığında. 3000 yıllık bir siyah ortadakiymiş. Kırmızı, aa bak ne kadar kırmızı hem de, bayağı kırmızı. Abi şimdi en merak ettiğim horoza geldik ama o kadar da kırmızı değilmiş. Aa. Bayağı büyük ya. Girmek ister misin içeri? Bir şey demez herhalde. 2 dakika hem tanıtım aynen yapıyor zaten. Denizli'nin horozu, kız seni kimler doğurdu? Şişt. Ulan bu bir galgalasa var ya. Öyle bir yerde durdun ki çekemeyim diye elinden geleni yapıyorsun ha. Bir de artistlik yapıyor bak bak bak. Hadi bir öt ya. Sesi kısılana kadar deniz horozu mu? Evet. Şurada yakından göstereyim.
Meşhur olmasının sebebi dünya rekoru var bunların. Uzun ötmede miydi? Uzun ötme rekoru var. Tamam. Bir tanesi bayılıyor da hatta evet. Öterken. O deniz de orası mıydı? Evet. Genel olarak. Bayılıyorlar sabahları. Bunlardaki olay şeymiş. Dişisini etkilemek için bağırıyor falan. 35-40 saniye. Abi şu an gördünüz. Tepemdeki şey denizde horozu zaten. Denizde en çok horozuyla meşhur. Denizde horozu şu an gün batımına bakıyor. Burası da aynı. Ordu'dan izleyenler varsa ya da Ordu'yu bilenler. Boztepe'den sanki Ordu'ya bakıyorum gibi. Şu karşıki dağlar. Deniz olsa resmen Ordu Boztepe'deyim. Teleferikle çıkılan. Buraya biz de belediyenin ayarladığı servislerle çıkıyor buradaki insanlar. Yarın da inşallah. Yarın da gezeceğiz bütün gün. Gerçekten güzel ha. Her şeyiniz var ya. Hani canım sıkıldı hadi ben yıkayım, çıkayım yukarı desem var. Her şey var. Seçenek çok. Denizde gezilecek, eğlenecek. Aynen. Yani ormana gidin desen şu gördüğünüz altta yaraptaki orman. Piknikçiler dedin. Evet. Halk için açık yani. Halk için açık. Çamlık ormanı orası. Alt kısımda mangalcıların olduğu yer. Güzel şehriniz varmış dostum. Ben önceden bu kadar fark etmemiştim. Güzel. İşte dediğimiz gibi bir tek deniz eksik. Evet. Deniz de. O yüzden sayın milletvekili adayımız Tatar'a oy verelim ve Denizli'ye deniz getireceğim demiş. Deniz getirsin. Bir dahaki seçimde ben geleceğim buraya oy vereceğim. Evet arkadaşlar bugün Güzide Urfa'mızın Kalk Mağarası'na geldik. Urfa sıra gecesi yapmaya geldik. Neyse şaka bir yana bugün Denizli'deki 4. günümün sabahı. 3 gece 4 gündür. Muhammed'le Ayşe sağ olsun beni gezdiriyordu. Şimdi dediler ki seni böyle daha az bilinen ama çok güzel olan. Daha önce gezdiğimiz ülkelerden Laos'taki mağaralara benzeyen Kagluk Mağarası'na getirdiler. Kanka bir göster şimdi. Al baksanıza. Ve bu mağaranın diğer mağaralardan ayıran özelliklerden birisi traverten. Yani bildiğiniz Pamukkale'deki yapıların oluşumunun aynısı. Şimdi bu mağaranın içerisinde var. Yalnız nasıl bir koku var ya? Çok ağır. Ağırdaki kürt kokusu var. Şu an şey kaplıcaya giriyorum gibi. Hamilelerin girmesi yasak mı yoksa girmesi? Değil ama giremiyorlar yani böyle midesi bulanıyor, kusuyor, hoşlanmıyor yani. Kötü bir koku var. Ağır bir koku. Evet şu an koku ağır. Bu arada zamanında Saadettin Teksoy'u izleyenleriniz varsa eğer orada bir tane Keloğlan mağarası vardı. Hani başım benim. Saçım benim. O Keloğlan mağarası da aslında Denizli merkeze 75 kilometre. Bizim tam zıttımızda kaldığı için ona gitmedik ama bu da bir dipnot olarak, bilgi olarak kalsın. Ayak mı aldın? Yerin bilmem kaç yüz metre altından gelen kükürtlü su buradaki coğrafyaya, buradaki toprağa böyle bir renk vermiş. Vay arkadaşlar. Yani cidden ben böyle yani güzel bir yer bekliyordum da bu kadar güzel beklemiyordum. Laos'a Vietnam'a gitmenize gerek yok. Kalkluğa gelin. Kalk mağarası. Ay hakikaten Laos gibi oldum ya. Bir de ücretsiz vallahi. Ücretsiz. Helal olsun. Su sıcak değil, biz de sıcak sandık ama sıcak değil. Ama gerçekten bazı cilt hastalıklarına ve bazı solunum rahatsızlıklarına iyi geliyormuş buradaki su ve hava. Bu bölge biraz ışık az ama travertenlere benziyor. Kamera ne kadar oluyor bilmiyorum ama bakın beyaz. Aynı Pamukkale'deki gibi teras olmuş. Burası beyazlamış. Yukarıdan aşağı sarkıtlar iniyor. Bu da buradan herhalde dikik oluyor. Yakında yani 1 milyon yıl sonra belki burada sütun oluşacak. Yerin altında. Biraz ışıklandırma zayıf edin değil mi sen? Evet ışıklandırmayı bence de. Biraz güçlendirseler iyi olacakmış. Sadece yerli turistler bu arada girerken yabancı turistler de vardı. Hem de backpacker'a benziyordu. Yani bizim dünyayı gezdiğimiz gibi gezip buraya gelenler bile varmış. Var evet. Gerçekten şu an Pamukkale travertenlerini
Bu noktada yerin altına sokmuşlar. 2 milyon yıl sürmüş buranın oluşması. Aynı zamanda buradaki şey, toprak ya da mermer de meşhurmuş. Bu bölgeden dünyanın her yerinde mermer ihracatı yapılıyormuş. Yerin altından su çıkıyor bir yandan. Bir yandan da bak damlacıkları görüyorsun değil mi? Tak tak damlıyor. Yukarıdan su damlamaya devam ediyor. Ağır bir kükürt kokusu var ama değişik bir ambiyans. Şimdi baktığınızda bembeyaz abi. Şu an yerin altındayız. Ama bembeyaz bir ortamın içine girdik. Aa, yumuşak. Böyle değişik bir kum. Normalde aslında yumuşak. Ama bakın aynısı burada da var. Eğer ki dışarıda kalırsa beton etkisi görüyor ama suya değdiği zaman da böyle kum oluyor. Mesela şu an burası suya çok maruz kalmadığı için taş gibi. Ama içi kum. Aslında aynı yapı. Oo. Bakın burası da güzel. Burada yosun kaplamış. Ağır bir kül kokusu var ama abi diken. Geldiğime değdi kesinlikle. Teşekkür ederim dostum. Ne demek? Ayşe'nin Muhammed valla hem yediriyorlar hem içiriyorlar hem gezdiriyorlar. Ben bir gece eline gelmişim, beni bırakmıyorlar. Teşekkürler Ayşe Hanım. Çok sağ ol. Gideceğim deyip duruyorsun, daha birkaç yere daha gezeriz biz seninle. Daha 1-2 hafta kalırsın Denizli, sen burada. Denizli'den size teşekkür etmeli. Bu kadar detaylı ve güzel video çektik. Sonuçta bence Denizli'deki en kapsamlı tanıtım vloglarından birisi oldu. Bu da sizin ikinizin sayesinde. Muhteşem bir gölete gidiyoruz. Eğer hala durursa o göldeki çiçekler neydi? Ne çiçeği? Nilüfer. Nilüferleri görmeye gidiyoruz. Nilüfer'e gidiyoruz. Bekle beni Nilüfer. Geliyorum. Kaklık Mağarası'nın girişi böyleydi. Valla istediğiniz saatte gelip ücretsiz bir şekilde gezebiliyorsunuz. Çok güzel bir şey bence. Detaylı bilgi yoktu. O yüzden ben de çok detaylı bilgi veremedim ama şurada merak edenler için ben göstereyim. Hani gelip gördüğünüzde gezmeye değer bir şey. Bu arada şey de güzel. Burası Honaz, evet aynen Honaz Belediyesi. Bir sürü meyve, sebze, bir sürü ağaçlar, her şey vardı. Şu anda tam mevsimi, her yer meyve dolu. Şu gördüğünüz dağların dibinde de koskoca mermer ocakları, mermer yatakları var. Şuradaki dağları görüyorsunuz. Oyuk zaten, oradaki kamyonları da görüyorsunuz. Hep mermer taşı. Burada kaliteli bir mermer çıkıyormuş. Buradaki mermeri de yurt dışına falan ithal ediyorlarmış. Pardon, ihraç. Evet, Honaz'daki gezimiz de bitti. Şimdi çok güzel bir tane, işte neydi, zambaklı mı, leylaklı mı demin sorduk ya. Öyle bir gölet varmış. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Sağ ol. O zaman hangi tekneye atlayalım? Hayal gözlemleyeceğiz. Yan tarafından. Tamam. Hayal gözlüğüne bindiriyoruz. Bu arada şimdi arkadaşlar, siz de çıkmak ister misiniz ya? Sizi de anlatmak istiyorum. Valla şimdi Muhammed'le Ayşe sağ olsun beni gezdiriyorlar, yetmiyorlar. Bir de arkadaşlarını da bize davet ediyorlar. Şimdi işte Fatih bizi ta gece çalıştı, nöbetten çıktı. Birkaç saat duydu. Bizi geldi şimdi buraya. Adı ne? Gölün adı. Işıklı Göl. Işıklı Göl'e getirdi ama bir 80-90 kilometre var merkezde. 90 kilometre civarı merkezden, denizin merkezden bir 90 kilometre civarı geldik. Teşekkür ederim valla. Misafirimiz oldun, başımızın üstünde. Aynen. Bir gün diye geldiğimiz, Deniz de aklı şu an seferber oldu Denizli'yi tanıtmamız için. Şimdi buradaki abiler de normalde şu an Işık Gölü'nde, Isıklı Göl müydü? Işıklı. Işıklı Gölü'nde normalde turlar 40-45 dakika ama abi tanıtım faaliyetini daha iyi yapabilmemiz için herhalde bize 1 saat, 1,5 saat, 2 saate kadar belki gezdirecek. Teşekkür ediyoruz hocam. Hayal gözlüğü gemisi bizde, teknesi şimdi onunla gidiyoruz. Duydun bakın abi, önce oturarak gel, ben tutayım onu. Abi onlar gelmeden biz gidelim. Takım olur. Bu arada bu şapka şimdi Hindistan şapkası değil, Kapadokya'dan aldım ben, öyle Hintli gibi geziyor falan demeyin. Bunu da buradan aldım. Valla abi sen gelince de biri Afgan'da geliyordun. Aynen. Böyle Afganlım olur abi. Ben aslen orduluyum abi ama dünyayı geziyorum. Böyle değişik kıyafetler giymeyi seviyorum. Bu sizin yörenin kıyafeti. Bu tamam zaten Kapadokya'nın kıyafeti. Böyle bir durum var. Ben bir saat fazla gezdirirsem o boyunu alırım zaten. Senden hangisini? Bunu mu abi, zaten bu sizde var. Bende yok. Cezası büyük oldu bu işi. Devireceğiz şimdi. Abi şu an gölün ortası. Nereye geldik şu an biz abi? Şu an Işıklı Gölü'ndesiniz.
Tamam. Şu an sazlıkların içindeyiz. Yani tabirinde kamışların içindeyiz. Burada birkaç fotoğraf ve güzel video çekeceğiz. Ondan sonra sazlıkların arasından ilerleyeceğiz. Nenüferlerimizin içine gireceğiz. Tabii motor çalıştırmadan güzel bir şekilde fotoğraf, video, ondan sonra sizin için biraz fazla duracağız. Teşekkür ederim abi. Bu gölle ilgili biraz bilgi verir misin abi bize? Burası 1950 yıllarında Adnan Menderes zamanında sulama barajı olarak yapılmış. Yani buradan Aydın Söke. Baraj gölü burası. Tabii burası Büyük Menderes, Küçük Menderes'le beraber sulamaya gidiyor. Oradan yazın bizim suyumuz çekilir, tekrar olur. Arkamızda Akdağ vardır. Orun suyu, Işıklı'dan gelen su. Hep beraber birleşir, tekrar olur. Işıklı Gölü'nün denmesinin sebebi ise burada zamanında insanlar ışık da, balık ya da bizim böcek tabir ettiğimiz istakoz gibi şeyi avladıkları için ışık olduğu için buraya Işıklı Göl demişler. Bizim böyle nürferlerimiz ikisi bayağıdır var ama iki senedir turizm açık. Daha yeni yeni bilinmeye başladı tabii ki. Gelen turistlerimizi tabii yerli yabancı fark etmiyor. Hepsini beraber aynı şekilde güzergahta gezdiriyoruz. Güzel. Hangi aylarda gelsek burası tabii, için en iyi? Haziran ayında daha iyi. Tabii Ağustos'un sonuna kadar devam ediyor. Ağustos sonu çiçeklerimiz yavaş yavaş kapanır. Kış gelir, kışın yere çöker. Ve bizim bir de ayrıyetten, kışın ayrıyetten av sezonu dediğimiz, yani turist avcıları götürdüğümüz sezonlardır. Turna mı avlıyorlar, ne avlıyorlar? Ördek avlarlar. Ha. Balık avladıkları da vardır tabii burada. Daha önce biraz önce görmüşsünüz zaten. Balık avı yapılır. Tabii dişli sazan dediğimiz bizim balıklarımız. Buranın en lezzetli balıklarından birisidir yani. Tatlı su balık. Bu çevredeki bütün herkes geçimini gölden kaynaklanır. Kazanır. Balıktır, olur budur. Yani bizim böyle karşımızda var. Orada 8 tane tekne var. Burada 50 tane tekne var. Biz kooperatifiz işte, dediğim gibi. Biz kooperatif alanına çalışıyoruz. Tekne kendimizin. Siz gibi gelen misafirlerimizle güzel bir şekilde eğlendiriyoruz, güldürüyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz. Teşekkür ederiz abi. İsmin neydi? Mahmut benim ismim. Sağ olsun abi. Mahmut abi bugün beraberiz. Memnun tabii, olduk. Tabii Mahmut beraberiz kardeşim. Eyvallah. Hallederiz. Teşekkür ederim. En güzel videolar, fotoğraflar bizde olacak. Adamsın vallahi abi. İyi tuttuk seni vallahi. Sağ ol. Siz ne yapıyorsunuz? Hemen işte görler toplanmış burada. Ayıptır ya. Hemen gelir gelmez fotoğraf. Ama çok gitmişti. Şimdi ben gideyim burada. Tamam. Ama güzel bir açı var ha. Abi yeri biliyormuş abiden. Abimiz şeyci çıktı ya. Of. Çok güzel videolar çıkıyor. Sen de yine. Ne gölün? Işıklı. Ya abi gölün adını ezberleyemedim ama o, neden? Çünkü çok güzel. Yani hakikaten çok güzel. Işıklı Gölü'ndeyiz. Şimdi çimenlerin, zambakların, zumbakların, leylakların falan derken arasından geçtik. Gölün ortasındayız. Abi de kafa çıktı. Bizi güzel bir gezdiriyor. Ben size kesinlikle şunu söyleyebilirim. Bak denizde kaç gündür geziyoruz? 4. gün. Hani Pamukkale artık standart, orayı sayma. Bence burası çok güzel. Hakikaten çok güzel ya. Beğendim yani. Biraz yol geldi 70-80. Yani şehirden buraya gelmeye kalksanız bir buçuk saate yakın sürüyor. Ama bence değer. Yani hem yolda gelirken manzaralar güzeldi. Köylerden geçiyorsunuz. Hem de yani burası kesinlikle çok güzel abi. Harika. Beni tuttu yani. Şuraya kampa falan gelesim geldi başka bir gün. Zaten dağ, etraftaki dağların eteklerine bakın. Böyle ufak tefek köyler var. Şirin köyler. Orada da böyle tarlalar, ekinler falan var. Gelip burada köylülerle de zaman geçirebilirsiniz. Belki sağda solda organik ürünü satan yerler vardır. Oralardan da alışveriş yapabilirsiniz. Baksana abi. Myanmar'da, Myanmar'ın en kuzeyinde İnner Lake diye bir göl var. Zaten Asya'yı gezen, büyük Asya turu yapanlar için, daha doğrusu küçük Asya değil de büyük Asya turu yapanlar için İnner Lake hayallerden bir tanesidir. Yani oraya kesinlikle gidilmeli. Myanmar'ın en kuzeyi. Hatta belki hatırlarsınız. Teknelerde böyle tek ayak üstünde balık tutuyor insanlar. Böyle ağ atıyor. Orası İnner Lake gölü. Şu an burası da aynı oraya benziyor ya. Ulan boşuna Asya, Masya'ya o kadar uğraşıyoruz, gidiyoruz var ya. Buralarda fıstık gibi yerler var.
çekmeye dayanamadı arkadaş. Bekleyemedim. Bugün Denizli'deki 4 mü 5 mi? Galiba 5'ini sabah ama biz 4 gün gezdik yanlış hatırlamıyorsam. Bugün de gezmiyoruz artık. Bir günde geldiğimiz Denizli'de neredeyse bir hafta olmuştu ama ayrılma vakti geldi. Çok gidesim yok, ayaklarım geri geri gidiyorum çünkü buradaki herkes mükemmel. Hem Denizli mükemmel hem Denizli'deki arkadaşlar mükemmel. Çok iyi insanlara denk geldik. Gidemiyorsunuz zaten. Gidemiyorum evet, hala gidemiyorum. Neyse gideceğiz birazdan. Nereye gideceğim hala belli değil. Alanya'da gidebiliriz, Fethiye'de gidebiliriz. Bu halde ben Ölüdeniz'de bir günlük lige yolu yürümeyi istiyorum. Amacım sosyal bir mesaj vermek, her türlü her şeyi yapabiliriz diye. Ama onu birazdan karar vereceğim, ben de emin değilim. Şimdi bizi giderek bir yere getirdiler arkadaşlar. Hacılı abi bir şey, Hacı Şerif abi. Yani Amerikan şeylerinden aklıma gelecekti. Bunun özelliği nedir? Ne yiyeceğiz? Nedir bu? Bu dondurmalı irmik helvası. Denizli'de çok meşhur bu. Denizli'de açıldı zaten ilk layları ama böyle çevre illere de yayılmaya başladı yavaş yavaş. Bunun da sahibi Baba Dağlı. Baba Dağ işhanına da gitmiştik ya. Endonezya nereden? Denizli'nin bir ilçesi Baba Dağlı. Aynen. Bildiğiniz irmik helvası ya ama irmik helvası çok sıcak oluyor. Dondurmada bildiğiniz soğuk oluyor. İkisi karışınca çok güzel oluyor. Şu an bu sıcak mı? Bunun altına şöyle dondurma koyuyorlar. Güzel böyle Maraş usulü bir dondurma koyuyorlar. Üstüne de helvayı koyuyorlar böyle. Vanilla. Sıcak soğuk karışımlı çok güzel bir şey oluyor. Akşerif 1938'den beri aktif bir şekilde bu işi yapıyor. Çok eskiymiş, şimdi fark ettim. Evet, şimdi lezzetini deneme vakti geldi. DJ Posedio. Bu arada ben sizi anlatmam doğru düzgün. Muhammed Denizli. Ondan sonra ve burada gerçekten DJ'lik yapıyor. Söylemeden sorun yok değil mi? Hayır hayır. Burada konser veriyor. İşte, üniversitelerin şenliklerinde ya da özel davetlerde ya da büyük konserlerde sanatçıların çıkmadan önce halka sesleniş yapıyor. Hatta geçenlerde bir konser sahnesini gösterdi 50 bin kişiye. Adam eğlendirmiş ve herkes de şey yani onunla karşı dönmüş, eğleniyordu. Ayşegül deseniz yemekten fırsat bulursak konuşacak. Ayşegül dedin de pardon Ayşe. Gülüyor. Ayşe de dünyayı geziyordu benim gibi. Benim gittiğim çoğu yere gitti. Güneydoğu Asya'yı gezdi, Laos'u, Endonezya'yı, Tayland'ı. Hatta Yogyakarta'ya gitti, orada Yogyakarta'ya değil mi? Evet. Tasikmalı'ya gitti. Orada köylülerin evinde rastgele kaldı, otostop çekti falan. Gayet güzel geziyor. Ben de o arada muhabbetimiz de olmuştu. Sonra ben Kayseri'ye gittim. Ne yapayım, ne edeyim? Pamukkale gidesim var Ayşe. Gel sen beni gezdir misiniz dedim. Biraz utanarak ama sağ olsunlar beni 4 gündür bayağı gerçekten mahcup olacağım derecede gezdirdiniz. Teşekkür sen ederim. Sen de bizi gezdirirdin. Evet, yani herhalde. Ben bana kaplanan geliyoruz yani. Ben bana kaplanabilir miydim bilmiyorum ama siz ben kaplandınız. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Tadına bakalım artık yeter. Dayanamıyorum. Dur çekeceğim seni. Bu arada dediğim gibi Ayşe'nin Instagram ve YouTube linkini aşağıya bırakıyorum. Takip etmeseniz bile bir bakın en azından. Belki takip edersiniz gelir. Küçük değişik yollardayım ben. Değişik yollarda. Ümit Vadeden gezginlerden bakın söyleyeyim. Yalnız bir şey söyleyeyim. Ben böyle şerbetli ya da irmikli tatlıları çok sevmezdim. Güzel. Göründüğü kadar ağır değil, dondurma yumuşatmış. Şekerini almış. Evet. Acı abi benden geçtin. Teşekkür ederim getirdiğiniz için, gerçekten iyi. Birazdan veda edeceğiz arkadaşlar, görüşürüz. Hayır canım. Ben tatlı yiyeceğim.